İyi mesailer diliyorum. Öncelikle sağlık diliyorum. Erdoğan bugünlerde önüne gelen her konuyla ilgili bu kadar büyütülecek bir mesele değil demeye başladı. Bu kadar büyütülecek bir mesele yok demeye başladı. Doğru söylüyor. Şunun için doğru söylüyor. Çünkü bazı meseleler, bazı sorunlar o kadar büyüdü ki daha fazla zaten büyüyemez. Yani büyüme ötesi oldu. Onun için yarattığı sorunların bu geldiği noktadan daha büyük bir hali, daha büyüyecek bir hali de olabilemez. Kabul edilebilir sınırları aştı birçok konudaki sorunlar. Ekonomi tabii en başta. Ya da herhalde Erdoğan şu sözden yürümek istiyor. Meseleleri mesele yapmazsanız mesele kalmaz sözünden yürümek istiyor da olabilir. Ama her iki durumda da Türkiye çok ciddi sorunlarla boğuşuyor. Bunlara hafta içinde ara ara değineceğiz. Ama bir sorunumuz var ki öteden beri var olan bir sorun. Bu yıl pik yaptı. Zirve yaptı. Erdoğan doğru söylüyor. Bu sorun, şimdi bahsedeceğimiz sorun daha fazla hakikaten büyüyemez. Çünkü çocuklar, üniversiteyi kazanan çocuklar çadırlarda yatıp kalkmaya başladı. Aileler, çocuklarımız üniversiteyi kazanır mı acaba, kazanabilecek mi acaba'dan geçti. Çocuklarımıza yurt çıkacak mı acaba noktasına geldi. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin önünde sıcak, çok sıcak, çok can yakıcı bir yurt ve barınma sorunu var. Bir burs sorunu var. Gencecik yavrularımızın yurt bulamadığı için, barınma merkezi bulamadığı için kazandıkları okullara gidememe sorunu var. Bu sorun bugün mü çıktı? Hayır. Öteden beri var. Ben 19 yıldır meclisteyim. Her sene bu aylarda yurt meselesiyle, burs meselesiyle uğraşır dururuz. Çözebildiğimiz kadar çözsek bile devletin sunduğu imkanlar bakımından çözüm mümkün değil. Değerli arkadaşlar, 650 lira kredi veriyor ve bunu maharet sayıyor beyefendi. Beyefendiye şunu hatırlatmak isterim. 2002'de devlet bu çocuklarımıza 45 lira veriyordu kredi olarak, burs olarak. Bu çocuklar 2002'de bu parayla bir çeyrek altın alabiliyordu. Ve üstte de 13 lira para kalıyordu. O zaman milyondu bu rakamlar. 13 milyon para kalıyordu. Şimdi beyefendinin verdiği kredi ve bursla bir çeyrek altın almak için çocukların üstüne 200 lira koyması lazım. Çok para veriyormuş gibi hamaset yapmak çocuklarımızın duygularını incitmekten başka hiçbir şeye yaramaz. Bunun altını çizmek isterim. Şu hale bakalım ya. 5,5 milyon öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu'yla borç icra ilişkisi içinde. 400 bini icrada, diğer 5 milyona yakın öğrencimiz de Kredi Yurtlar Kurumu'yla borç yazışması içinde. Bu nasıl bir devlet? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi muhalefet sadece sorunları konuşmaz. Biz bir yıl içinde Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'ye taahhüdü, ihtiyaç kadar öğrenci yurdunu, yüksek standartlı öğrenci yurdunu yapacağız. Yani inşallah 2023 ya da 4'te seçimin tarihiyle ilgili hiçbir öğrenci yurt ve barınma sorunu yaşayamayacak. Peki bugün ne yapacağız? Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne de bir çözüm önerisi şimdi sunuyorum. Hükümete, saraya, tek adama, Cumhurbaşkanına, AK Parti Genel Başkanına sesleniyorum. Bak, bu işin bir yolu var. Danışmanlarını çağır. De ki, örnek il, Kastamonu'da kamunun misafirhane, polis evi, öğretmen evi, karayolları misafirhanesi ve benzeri kaç yatak kapasitemiz var diye sor.
Senin personelin gerçi seni çok yanıltıyor ama diyecek ki Kastamonu'da 2064 kapasitemiz var. Yatak kapasitemiz. Sosyal tesisten bahsediyorum. Düşünün Kastamonu'da 2064 ise İstanbul'da kaç tanedir? Ben bilmiyorum. Onu bulamadım. İzmir'de, Ankara'da, Erzurum'da, Bursa'da, Konya'da, büyük illerimizde kaç tanedir? İnanın şu sıkıntıyı çözer. Yapacağımız iş şu. Öğretmen evlerinin, hakim evlerinin, polis evlerinin, ordu evlerinin, devlet su işleri, karayolları misafirhanelerinin, SGK, İller Bankası misafirhanelerinin, TEDAŞ misafirhanesinin, vilayetler evinin, özel idarelere ait tüm misafirhanelerin hakim evi dahil, Ankara'daki hakim evi dahil öğrencilere tahsisini istiyoruz ve öneriyoruz. Çocuklar çadırda yatamaz. Havalar soğuyacak. En kötü ihtimalle bunların %60, %70 kapasitelerinin çocuklarımıza tahsisini istiyoruz. Ankara'ya gelen hakim, savcı arkadaşlarımız otelde kalıverir. Bir şey olmaz. Senede 2 kere, 3 kere geliyor. Hakim evini de, İller Bankası misafirhanesinde, SGK misafirhanesinde, Karayolları misafirhanesinde, öğretmen evini de, ordu evini de, polis evini de yurt çıkmamış öğrencilere tahsis edeceksiniz. Nokta. Başka türlü bu çözülmez. Alın size kısa vadeli çözüm önerisi. Bunu da yapmıyorlarsa bunların okuyan çocuklarla zoru vardı. Yurt yaptık, yurt yaptık. Yapmadın diyen yok. Senden önce 100 öğrenciden 15'i yurtta kalabiliyordu. 20 sene sonra 100 öğrenciden 18'i yurtta kalabiliyor. Yani %3 sadece İstanbul'da Kredi Yurtlar Kurumu 10 yılda 2 tane yurt yaptı. Ama 10 yılda İstanbul'un öğrenci sayısı 100 bin artı arttı. 100 bine karşılık 5 bin kapasiteli yurt yapmışsın. Nasıl olacak bu? Bu işin kısa vadedeki tek çözümü budur. Devlet yurt yapamıyor ama TÜRGEV maşallah. Allah verdikçe veriyor, yapıyor. Mesela TÜRGEV'in 2012'de 2 yurdu varken şimdi 19 yurdu olmuş. Neredeyse 20 kat artmış. Devletinki kaç kat artmış 2002'den bu yana? Maksimum 3 kat. Öğrenci sayısı ne kadar artmış? 6 kat. Burada büyük bir çelişki var. Bu çocukları aç açık bırakamazsınız. Bu çocukları sokakta bırakamazsınız. Çözümü önerdik. Bütün kamu misafirhanelerinin öğrencilere tahsis edilmesini talep ediyor ve bekliyoruz. İşte İstanbul'da yıllara göre özel ve devlet yurdu kapasitesi. 2007-2019. 2007 11 bin kapasite, bu yıl 25 bine çıkmış. Özel yurt 21 binden 89 bine çıkmış. Ben özel yurt yapılmasını demiyorum. Ama bu sorun çözülünceye kadar devletin ivmesini de özel yurtlardaki gibi bir artış grafiğini burada görmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu konu gayet net. Tavrımız belli. Kısa vadeli çözüm önerimiz belli. Misafirhanelerin tamamını öğrencilere tahsis edin kardeşim. Tamamını. Belki bir %10, %20 kurum mensuplarına acil haller için ayırabilirsiniz. Bir yıl ya da 6 ay bütün kamu görevlilerimiz Ankara'ya geldiklerinde bir otelde kalabilir. Ama öğrencilerimiz çadırda kalamaz. Nokta. Evet. Hayırlara vesile olsun. Türk evimiz açıldı. New York'ta da bir gökdelenimiz oldu. Peşinden söyleyeyim. Biz New York'ta bir Türk evinin açılmış olmasından sadece memnuniyet duyarız. Ama daha önce burada söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Kızılay üzerinden Kızılay'a bağış yapılıp bu bağışların Türkiye'ne aktarılmak suretiyle bu binalara harcanmasında sağ cebinden para çalıp sol cebine koymak diye düşünmek ve tabir etmek mümkündür. Bu binanın maliyetinin de görkemli açılışı gibi maliyetinin de şeffaf bir şekilde önümüze getirilmesini isteriz. Doğal olarak isteriz. Peki ne oldu? Mevlüt Çavuşoğlu bir laf etmiş. Son 500 yıllık hariciye tarihimizin gurur abidesi demiş bu bina için.
Düşündüm sonra, yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun bundan başka diyeceği bir şey yok. Çünkü 20 yıllık AK Parti tarihinde yaşanan, utanılacak bunca iş akla gelince New York'taki bir Türk evi hariciye tarihimiz açısından gurur tablosu olarak algılanabilir. Keşke, keşke biz İdlib'de 34 askerimizin başka bir devlet tarafından katledilmesinde de gururlu bir tavır ortaya koyabilseydik. İdlib'deki 34 şehidimizle ilgili ülkemizin gururunu incitmeseydik. Keşke Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırarak bir gurur incinmesi yaşamasaydık. Keşke Erbil'de komutanlarımızın, askerlerimizin başına çuval geçirilerek bir gurur incinmesi yaşamasaydık. Keşke Amerika Birleşik Devletleri Başkanı benim Cumhurbaşkanımı mal varlığıyla tehdit etmeseydi ve gururumuz incinmeseydi. Keşke Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bizim Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek hepimizin gururunu incitmeseydi. Ve keşke Ege Adaları uluslararası sözleşmelerle güvence altına, silahsızlanma noktasında güvence altına alınmışken burnumuzun dibindeki adalara Yunanistan cephane yığını yaparken Türkiye bunu seyrederek gururumuzu incitmeseydi. Ve keşke Türkiye Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığını üstlenerek bu kadar mazlumun ölmesine, hayatını kaybetmesine sebep olarak gururumuzu incitmeseydi. AK Parti'nin 19-20 yıllık hariciye tarihinde bizim için bir gurur yok. Bizim için keder var, acı var, incinme var. Bir tane gökdelen bu kadar ayıbın üstünü örtmez. Keşke örtse. Tekrar söylüyorum. Yapılan işe yanlış demiyoruz. Ama bu kule, bu Türk evi sizin 19 yıldaki hariciye ayıplarınızı, günahlarınızı örtmeye yetmiyor. Yetmiyor. Sonra 500 yıl ne demek ya? 500 yıllık hariciye tarihimizde. 500'e gitmek. O kadar geri gitmiyorum Sayın Çavuşoğlu. 100 yıla bak ya. 100 yıla bak. Lozan'ı göreceksin. Kıbrıs'ı göreceksin. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını göreceksin. Haşhaş ekemezsen diyen Amerika'ya çekilen resti göreceksin. Ambargolara meydan okumayı göreceksin. İkinci Dünya Savaşı'nı sınırlarımızın dışında tutma kabiliyet ve becerisini göreceksin. Eğer bir kule bu saydığım konulardan kıymetliyse vah ki vah. Yazık ki yazık. Ve çok üzüldüm. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da Türken Vakfı toplantısında öğrencilere hitap ediyor. Öğrencilere hitap ediyor. Edecek tabii, etsin. Daha çok etsin. Daha çok konuşsun. Ama şu ifade olmamış Erdoğan. Senin ifadeni okuyorum. Gençlere diyor ki, atanız Sultan Alparslan'dır. Doğru. Fatih'tir. Doğru. Yavuz'dur. Sinan'dır. Barbaros'tur. Haymana'dır. Nene Hatun'dur. Hepsinin altına imza atıyorum. Türk gençliği Erdoğan'ın saydığı bu isimlere saygı ve hürmetini sonsuza dek sürdürecektir. Kimsenin şüphesi olmaz. Ama Türk gençliğinin biricik atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür Erdoğan. Sen çok eskiye gençleri götürerek yakın tarihi ve Atatürk'ü kafalarından silmeye çalışıyor isen bu bir ülkede üstlendiğin konumun gerektirdiği nitelikleri taşımamak olur. Bu cumhuriyeti kuran herkese ihanet olur. Sadakatsizlik olur. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Elbette Alparslan, Yavuz, Fatih, Barbaros, Sinan, Hayme Ana, Nene Hatun bunlar bizim kıymetlilerimiz.
Bunlar senin değil, hepimizin değeri. Hepsine gönül borcumuz var. Hepsini şükranla, rahmetle yad ederiz. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gençlere hitap ederken bu atanız değil demek istiyorsa bunu kabul etmeyiz. Bunu Türk gençliği de kabul etmez. Erdoğan, ben senin bu hatanı, bu kusurunu, bu ayıbını düzeltmeni talep ve rica ediyorum. Çıktı ki dilim sürçtü. Atatürk unutulmaz ama unuttum da bir şey de. Türk gençliğinin atası öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sonra diğerleri gelir. Fahiş fiyat. Evet. Elektriğin fiyatını %162, kimyasal ürünleri %91, tarım makinelerinde kullanılan yağı %99, tarım makinelerinin fiyatını %93, gübrenin fiyatını %139, hayvan yeminin fiyatını %117, motorunu %28, doğalgazı %91 arttıran fahiş fiyatçılar değil. Amerika'dan döner dönmez mücadele edeceğin fahiş fiyatçılar arttırmadı ki Erdoğan. Bizzat ilgilenecekmişim. İlgileneceğin şeyleri söyleyeyim. Ben diyorum ki Erdoğan, mazota zammı tarladaki çiftçi yapmadı. Ben diyorum ki ilaca zammı kamyoncu yapmadı. Ben diyorum ki gübreye zammı haldeki esnaf yapmadı. Sen yaptın. Sonra sebze meyve fiyatları için köylüyü suçluyorsun, kamyoncuyu suçluyorsun, haldeki esnafı suçluyorsun. Ve bunlarla mücadele edeceğim diyorsun. Halep oradaysa arşın burada. Eğer ben bilmiyorum, şimdi Özkan Bey de burada, kamyoncu mu yaptı ilaca, zirai ilaca zammı? Ya var mı böyle bir yetkisi? Mazot zammını çiftçinin yapma yetkisi mi var kardeşim? Gübre zammını haldeki esnaf mı yaptı? Sen yaptın. Türkiye'de bir fahiş fiyat yok. Türkiye'de senin ürettiğin bir enflasyon var. Hem de çok yüksek enflasyon var. Bak Erdoğan, 2017 sonu. Senin tek adam rejiminin başlamasından bir ay önce amonyum, sülfat, gübre 617 liraydı. 3 yıl sonra 1400 lira. 2,5 kat artmış. Senin tek adam rejimin başladığında DAP gübresi 1403 liraydı tonu. Şimdi 3200 lira. Sen yaptın bu zamları. Eğer fahiş fiyatlarla ilgili biriyle mücadele edeceksen kocaman bir ayna bul, karşısına geç, o aynada kendinle mücadele et. Kendi kusurlarına taşeron ve suçlu arama. Son 12 yılda çiftçi sayısının %48 azaldığından haberin var mı senin? 12 yılda tarımla uğraşan insanımızın sayısı %48 azaldı. Kim yaptı bunu? Fahişçiler mi yaptı? Son 18 yılda yani AK Parti döneminde tarım alanlarının %15 küçüldüğünden senin haberin var mı? Bunu da mı fahişçiler yaptı? Hal böyleyken bu fiyatları nasıl kontrol edeceksin? Yapma gübreye zam, yapma mazota zam, yapma ilaca zam, yapma yeme zam, yapma devleti soydurma, milleti ezdirme, fiyatlar aşağı düşsün. Devleti ehliyetli kadrolarla yönet. Enflasyonu senin TÜİK'in bile %20 ilan etti ya. Senin TÜİK'in enflasyonu gıdada %30 ilan etti Erdoğan. Sen kimle mücadele edeceksin? Kadronu değiştir istiyorsan bilmem. Ama kadronu değiştirmek seni kurtarmaz. Daha önce söyledim. Sen üçüncü zarfı aç Erdoğan. Geldin sıkıştın bir zarf açtın eskileri kötüledin. Ne Özal'ı bıraktın ne Demirel'i bıraktın. Ne İnönü'yü bıraktın. Kurtarmadı seni. İkinci zarfı da açtın. Etrafını kötüledin biraz. Birlikte yola çıktıklarını tahliye tasfiye ettin. Enflasyon çıkıyor. Üçüncü zarfı aç. Üç zarf da sen bırak. Başka bir çıkışı bu işin yok. Milletin yakasından düş.
mutfağından ve cebinden elini çek. Yönetemiyorsun. Maalesef yönetemiyorsun. Tökezledin. Tökezledin Erdoğan. Fena tökezledin. Ne yapacaksın bilmem. Ama garip ya. Millet halinden memnun diyor ya. Eğer Erdoğan'ın kastettiği millet şu ise ben bu sözü alkışlarım. Erdoğan'ın kastettiği millet beşli çete ise onlar memnun. Erdoğan'ın milletten anladığı ayda 3 maaş alanlarsa sözü alkışlıyoruz. Erdoğan'ın milletten kastı yandaş müteahhitlerse alkış. Erdoğan'ın kastı milletten kastı avaneleri ise alkış. Erdoğan'ın milletten kastı kendi bakan olduğu kuruma fahiş fiyattan dezenfektan satanlarsa alkış. Erdoğan'ın milletten kastı kamu bankalarından milyonlarca dolar kredi alıp sonra bunun üstüne yatanlarsa evet. Bunlar halinden memnun. Yap işlet devletle, kamu özel işbirliğiyle, garantili uçuş, garantili geçiş, garantili yatış ücretleriyle köşeyi dönenlerse Erdoğan'ın milletten anladığı Erdoğan'a alkış. Velhasıl millet kuru ekmeğe muhtaç, millete kuru ekmeği reva görenlerse bu millet, evet bunlar halinden memnun. Devleti soyanlar memnun, haramiler memnun, yandaş memnun. Millet bunlarsa Erdoğan'ın sözünün altına ben de imza atıyorum. Aman bizim milletten anladığımız tarladaki çiftçi, fabrikadaki işçi, iş arayan işsiz, kamudaki memur, gençler, kadınlar, esnaf, biz milletten bunu anlıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanları anlıyoruz. Biz milletten polisi, öğretmeni, hemşireyi, din görevlisini, infaz koruma memurunu, zabıta memurunu, tapu memurunu, kadastro memurunu, mühendisleri, doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanlarını anlıyoruz. Erdoğan'ın anladığı milletle bizim anladığımız millet farklı. Hayırlı olsun. Daha Ekim'e girmedik. Eylül'deyiz. Yedek ödenek kullanıma geçmiş. Arkadaşlar, bu şu demek. Bütçe tam takır demek. Bütçe hesaplarında büyük sapmalar var demek. Bütçe bitti demek. Ve Erdoğan gerçekleri hamasetle kapatmaya çalışıyor. Suni gündemle örtmeye çalışıyor. Kışkırtma politikasıyla acı gerçeği, acı tabloyu konuşturmamaya çalışıyor. Senin ve avanenin suni politik gündemlerine takılmayacağız. Hiç kusura bakma. Senin ve avanenin kışkırtma politikalarına teslim olmayacağız. Bu oyuna da gelmeyeceğiz. Bunu da bil. Değerli arkadaşlar, Türkiye'ye gitmiyor. Maalesef. Üzülerek bunu söylüyorum. Ekonomik göstergeler ürkütüyor. Peki ne yapacağız? Çare ne? Çare iki eceli. Millet. Çare millet. Çare belli. Adres sandık. Türkiye'nin hiç vakit kaybetmeden bir an önce bu bizce karamsar, vahim, Erdoğan'ca abartılan tablo karşısında milletin hakemliğine ihtiyacı var diye düşünmekteyiz. Takdir aziz milletimizin, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin sorunlarıyla hemhal olmaya, gündeme getirmeye, çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de genel kamuoyunu da suni gündemlere teslim etmeyeceğiz. Aziz milletimizin bilgi ve takdirini arz ediyorum. Evet, çok teşekkürler. Buyurun. Evet.
değerlendiriyorsunuz? Yani bir erken, az önce de Muhammed Akta doğru seçim zamanında yapılacak. Kesinlikle Haziran 2023. AK Parti sözcülerini dinlerken Erdoğan dahil, bakanları dahil, Bremen mızıkacılarını dinliyor gibi oluyorum. Yani hepsi ayrı telden çalıyor. Hepsi birbirinden farklı şeyler söylüyor. Hani Ali İhsan Yavuz'un meşhur lafı var ya, hiçbir şey olmasa da bir şey olmuştur. İstanbul seçimleriyle ilgili söylediği. Ali İhsan Yavuz'un diliyle söylemek gerekirse, hiçbir şey olmasa bile erken seçim olacak. Bir seçim olacak. Ben bunu görüyorum. Taşıyamaz. Bu yük taşınamaz, taşınabilemez. Bunun için Ekim'de bunu, daha önce niyetleri bunu Haziran-Temmuz'a sarkıtmak idi. Mayıs-Haziran'a. Şimdi bunu apar topar Ekim'e almalarının sebebi, yeni seçim sistemiyle 2022'nin Kasım'ından önce bir seçimi yapabilmek. Kasım'ın başında bir seçimi yapabilmek. Ama tekrar söylüyorum, barajdır, daraltılmış bölgedir. Bunlar Erdoğan'ı o posta oturtmaya yetmez. Rahmetli Özal Nurgül'ünde yatsın. Seçim sistemleriyle çok oynamıştı ANAP inişe geçmeye başladığında. Seçim sistemleriyle oynamak, düşmekte olan bir iktidarın hızını kesmez. Bırak orada oturtmayı, hızını bile kesmez. Bana kalırsa, bunca yıllık tecrübemle söyleyeyim, seçim sistemiyle oynayan bir iktidar, millet nezdinde de bunlar artık işi bitirdi. Yani bunların işi bitti. Sistemle uğraşarak, sistemle oynayarak orada oturmak istiyorlar algısını güçlendirir. Ki bu da AK Parti %15 alacaksa AK Parti'nin oyundan 3 puan da eksilmesine yol açar. Ne ile gelirlerse gelsinler. Hangi sistemle gelirlerse gelsinler, yeter ki bir an önce gelsinler. Biz seçim istiyoruz. Bir an önce seçim istiyoruz. Evet. Bizim Kürt sorunu ile ilgili bundan sanıyorum 10 yıl önce 22 maddeyle Türkiye'nin Kürt sorununa bakışını, Türkiye'nin Kürt sorununa CHP'nin bakışını bir broşür kitapçık hazırlayarak kamuoyuyla paylaştık. Onun arkasındayız. Ben müteaddit defalar, Sayın Genel Başkan müteaddit defalar, Kürt sorununun çözümünün tek adresi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedik diye geldik. Ama bir anda HDP'yi, bırakın İmralı'yı, Kandil'i, şunu bunu, HDP'yi bile kriminalize eden, terörize eden bir anlayış da maalesef mecliste. Böyle bakıldığı zaman Kürt sorununun çözümü noktasında Cumhur İttifakı'nı samimi görmüyoruz, samimi bulmuyoruz. Bir Kürt sorunumuz vardır ve bunun yegane çözüm merceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunun üstünde bir güç, kuvvet, yetki, organ Cumhuriyet Halk Partisi tanımıyor. Bunun böyle bilinmesini isterim. Sayın Temelli'nin söylemi kendini bağlar. Ona cevap vermek durumunda değilim. Ama Kürt sorununun da adres meclistir. Meclisteki siyasi partilerin tamamıdır. Buna HDP de doğal olarak dahil. Evet. Buyurun efendim. Yani doğru söylemiş, şöyle, kimsenin elinde toplumun inancını, insanların inancını, Allah inancını ölçecek bir terazi yok. Ama benim inandığım, bizim inandığımız dinin men ettiği bir şey var. Çok men ettiği bir şey var. Kul hakkı başta da, ikincisi de Allah ile aldatmak. Bizim dinimizin men ettiği ikinci büyük meseledir. İkisi de AK Parti'de, özellikle Erdoğan'da var. Sayın Bülent Arınç da bir dönem Allah ile aldatanlar kategorisinde nitelendirdiğimiz bir siyasetçiydi. Nadim olmuş, gerçekleri görmüş. AK Parti'yi ve Sayın Erdoğan'ı, tabii partinin tümünü de kastetmemiz mümkün değil. Hele seçmenlerini kastetmemiz asla mümkün değil. Sayın Arınç, Erdoğan'ın ve ekibinin Allah ile aldatanlardan olduğunu, bunun da bir yere kadar olabileceğini kamuoyuyla paylaşmış, beyan etmiş. Doğrudur, millet dindarı da sever ama millet cebinden, mutfağından çalanı sevmez.
İşte o zaman din hamaseti, Allah ile aldatmak, çalanı, kulak yeni kurtarmaz, milletin terazisi de bunlar sınıfta kalanlardandır diye düşünmek mümkün. Evet arkadaşlar, buyurun. (gülüyor) 11 Eylül'de ben bu sorunun geleceğini tahmin ettiğim için biraz şöyle geriye dönük tarama yaptım. Bu soruyu soranlara şunu nasıl bulduklarını da ben sorayım o zaman. Ben de onu sorayım. 11 Eylül müydü Tuncay Bey? 11 Eylül Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar. Tam metni okuyacağım. Yunanistan askeri birlik silah bulundurarak 23 gayri askeri statüdeki adanın en az 16'sının statüsünü ihlal etmekte. Her fırsatta başta Lozan Anlaşması olmak üzere uluslararası anlaşmaları aşındırmaya çalışmaktadır. Egemenliği anlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar üzerinde egemenlik hakkı iddia etmekte, hatta bunlardan bazılarını satışa çıkarmaktadır. Mavi Vatan edebiyatı yapanlar önce Milli Savunma Bakanımızın Ege ile ilgili yaptığı bu tespite bir cevap versinler. Önce ona bir cevap versinler. Mavi Vatan konusu Sayın Ünal Çeviköz'ün söyledikleri kesinlikle çarpıtılmaktadır. Ünal Çeviköz Mavi Vatan'da da, Ana Vatan'da da, Yavru Vatan'da da, Yeşil Vatan'da da yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin önemini ve bunun altını çizmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında Münasır Ekonomik Bölge İşbirliği Anlaşması Cumhuriyet Halk Parti'nin yüksek desteğiyle meclisten geçmiştir beyler. Akdeniz'e Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın meclisten onaylanması noktasında, kanunun çıkarılması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek desteğini unutanların, hani demin dedik ya Allah ile aldatanlar var, bir de bayrak vatan hamasetiyle milleti aldatanlar var. Biz onlardan değiliz. Millet artık bu oyuna da gelmiyor. Bu kadar söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mavi Vatan konusundaki tavır ve tutumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarında vardır. Ancak bu Yunanistan Ege adalarında bizim hakkımız olup olmadığı tartışmalı olan ve bize ait olan adalara Yunanistan bayrak çekerken Türkiye'nin 84 milyonun gururunu incitmesini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Eğer Mavi Vatan diye bir kavramdan hakikaten haberleri varsa önce Hulusi Akar'ın 11 Eylül'de yaptığı durum tespitine göre Türkiye Ege'deki hak ve menfaatlerini korumasını bilsin diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.